Sultanım. Nigar. Nereye kayboldun sen? İşlerim vardı. Şifahaneden geliyorum. Sakın öyle deme. Allah'a çok şükür kurtuldu. Gülnar kendine geldi. Hemen gidip görelim. Katili görmüş mü? Vallahi ben bir şey duymadım. Esma. Çocuklara bak. Yürü Nigar, hemen gidelim. Sultanım, beni çağırmışsın. Seni mühim vazifenden alıkoydum. Sultanım, bana kızdın mı yoksa? Seni hünkâr kalfası yapmışlar. Doğru. Neden söylemedin? Hadiselerden dolayı unuttum demeyi. Peki ne yaptın da yükseldin birden? İhtiyaç hasıl olmuş. Malum. Her gün bir hadise çıkıyor. Haremin düzeni için valide sultanımız böyle uygun görmüş. İyi. Desene. Benim elim kolum daha da uzadı. Alex, benim melek yüzlü sevgilim. Benden istediğini yapıyorum. Rutenya'ya, aşkımızın topraklarına gidiyorum. Gitmeden seni son bir kez görmeme izin ver. En azından bunu yap benim için. Seni hayatı boyunca sevecek ve yasını tutacak bir adama bunu çok görme. Yarın has bahçedeki çeşmenin arkasında bekliyorum. Nigar Kalfa, neredesin sen? Her işi kendim yapar oğlum, yetişemiyorum. Hadi al şunları götür meşkhaneye. Çok mühim işlerim var. Kalfalardan biri götürsün. Bana bak. Hünkâr kalfası oldum diye kendini bir şey sanma. Allah yarattı demem, yakarım canını. Bakalım neymiş mühim işlerin. Nigar Kalfa. Gene ne var? Bunu Hürrem Sultan'a ver. Olmaz, götüremem. Birileri görürse başım belaya girer. Sultanımızın resmini çizdi ben. Kendi istedi daha önce. Katilik yok. İyi ver. Ortalıklarda da dolanma, git. Tamam. Demek bu yüzden giyinip süsleniyordum. Paşa Hazretleri. Yine bir hadise mi oldu Sümbül Ağa? Paşam, yeri ve vakti değil ama. Söyle. Nigar Hatun'a bir haller oldu. Uzun zamandır garip davranıyordu. İşleri de boşlamıştı ama ona rağmen terfi aldı. Hünkâr kalfası yapıldı. Sümbül Ağa, valide sultanımız münasip görmüş. Sana mı kaldı sorgulaması?
Haşa paşam. Ben başka bir şey demeye geldim. Nedir söyle. Nigar Hatun'u has bahçede gördüm. Ressamla efendiden bir mektup almıştır. Gizli saklı hem de. Belli ki aralarında bir şey var. Hani bilmek istersiniz diye düşündüm. Leo. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu adam? Vallahi ve tillahi gözlerimle gördüm. Benim canımın parçaları. Çok mu özlediniz beni? Ben de sizi her gün görmezsem olmuyor. Mihrim ha. Nigar Kalfa bir şey mi var? Yok sultanım. Niye geldin sen? Şifahaneye gidecektik Hürrem Sultan'la. Sırası mı şimdi Nigar Kalfa? Nigar Kalfa. Buyursunlar Sümbül ağam. İbrahim Paşa'm seni çağırdı. Terasında bekliyor. Öyle mi? Hı. Neden çağırmış sen bilirsin. Nereden bileyim ben? Hünkâr Kalfası sensin. Orası senin mıntıkan. Sen de taktın bana ha. Bir bilsem kusurum ne? Allah'ını seversen. Hadi git bekletme paşayı. Köteği de aklın başına gelsin. Paşam, beni emretmişsiniz. Ver bakalım şunu. Neyi paşam? Mektubu. Leo'nun sana verdiği mektubu. Yanlışınız var paşam. Kim söyledi? Leo efendi bana niye mektup versin? Alex, benim melek yüzlü sevgilim. Benden istediğini yapıyorum. Rutenya'ya aşkımızın topraklarına gidiyorum. (Gülüyor)
gitmeden seni son bir kez görmeme izin ver. En azından bunu yap benim için. Seni hayatım boyunca sevecek ve yasını tutacak bir adama bunu çok görme. Yarın Haz Bahçe'deki çeşmenin arkasında bekliyorum. Alex. Alex. Alexandra. Yakaladım seni Hürrem. Demek ki sen Nigar Kalfa, Hürrem Hatun'la Leo Efendi arasında aşk mektupları taşıyorsun, öyle mi? Paşam, sultanımızın bir kabahati yok. İhtimal bile veremem. Belli ki Leo Efendi Hürrem Sultan'ın resmini çizerken meftun olmuş. Sultanımız masum paşam, yemin ederim. Başına yemin etme! Ne malumun oldu? Rutenya'dan bahsediyor. Hürrem Hatun'un geldiği yer değil mi orası? Mihrimah, ay parçam benim. Sen her gün biraz daha güzelleşiyorsun. Güzel olduğu kadar akıllı da sultan. Benim bütün torunlarım öyle. Allah uzun ömürler versin onlara. Bahtları, yolları açık olsun. Darısı Hatice'min başına inşallah. İnşallah. Bana Hürrem Hatun'u müdafaa etme. Varsa bir bildiğin anlat. Yok paşam. Ben ne bilirim? Peki bu Leo ne cesaretle verdi bu mektubu sana? Leo Efendi Hürrem'in resmini çizdiğini söyledi. Ben nereden bilebilirim ki içinde başka şey olduğunu? Resim dedi, resmi götürdüm, verdim. Bir de Hürrem Sultan, Leo Efendi onu isyanda kurtardığı için altın gönderdi benimle. Ama Leo Efendi kabul etmedi. Geri çevirdi altınları. Ben de götürüp geri verdim. Nigar Kalfa. Bunlar seni aralarında ulak etmişler de senin haberin yok. Evet. Vallahi içinde ne olduğunu bilmiyordum. Açıp bakacak değildim ya. Tabii. Şimdi aç o kulaklarını. Beni iyi dinle. Şimdi git. Bu mektubu sahibine ver Nigar Kalfa. Leo Efendi'ye mi? Hayır. Hürrem Sultan. Paşam ama... Sana ne diyorsam onu yap. Mektubu ver. Ve izle bakalım neler yapacak. Sonra da gelip bana anlatacaksın. Siz nasıl isterseniz paşam. Benden bahsetmeyeceksin. Bundan hiç kimseye bahsetmeyeceksin. Bu bizim aramızda bir sır. Anladın mı? Anladım paşam. Olur da lafımı dinlemez. Bu sırrı açık edersen... ...vururum seni. Bir sıkıntın olursa haber ver. Daha hemen halleder. Sağ olun validem. Gelmekle bana büyük şeref verdiniz. Esma. Gel. Çocukları al, götür.
biraz hava alsınlar. Sonra Nigar Kalfa'ya haber ver. Hemen gelsin. Ne bu halin Nigar? Demin de geldin, kaş göz edip gittin. Bir haller var sende. Mühim bir şey değil sultanım. Valide sultanın yanında vermek istemedim. Ne? Leo efendi. Sana bir resim göndermiş. Resim mi? Vallahi öyle dedi. Sen istemişsin. Ha, evet. Doğru. Demiştim ona. Tamam. Sen gidebilirsin. Alex, benim melek yüzlü sevgilim. Benden istediğini yapıyorum. Rutenya'ya, aşkımızın topraklarına gidiyorum. Gitmeden seni son bir kez görmeme izin ver. En azından bunu yap benim için. Seni hayatı boyunca sevecek ve yasını tutacak bir adama bunu çok görme. Yarın has bahçedeki çeşmenin arkasında bekliyorum. Şimdi. Elbette paşam. Ne dediyseniz yaptım. Ne yaptı Alınca? Beni dışarı çıkarttı. Ben de kapının aralığından baktım. İlk önce mektubu okudu, sonra da yaktı. Vallahi başka bir şey de yok paşam. Hürrem Sultan'ın dairesine gireceksin. Odasını didik didik edeceksin. Bana bir şey bul, getir Nigar Kafa. Nasıl bir şey? Ne bulacağım ki? Sen daha önce kulaklık etmişsin. Evet, vardır bir şey. Anladın mı? Baş üstüne paşam. Kaybol şimdi.
Hasan nerede, yok mu? Hünkârımızın yanına, has odaya gitti. Yazık, ağlamaz. Götür içeriye, beşikte uyur. İbrahim ile Hatice yarın akşam Venedik Doçu'nun oğlu Giritti ile kız kardeşini misafir edecekler. Sen de gelirsin. Giritti'nin kız kardeşiyle meşgul olursun. Ne güzel. Ben o sarayı çok seviyorum. Leo Efendi benim resmimi bitirmiş. İbrahim yarın akşam takdim edecek. Pargalı pek beğenmiş resmi. Vaka dediği gibi ise Leo Efendi'yi ziyadesiyle ödüllendirmek icap eder. Seni burada bulacağımı biliyordum. Hayrola Sümbül ağa? Bugün kayıptın. İyi misin diye bir sorayım dedim. Hayret. Halımı mı merak ettin? Ederim elbet. Sen ki koskoca hünkâr kalfasısın. Benimle eğlenme ağa. İbrahim Paşa ile ne konuşuyordunuz? Hiç, haremi soruyordu.